Dünyadaki kütle çekimi geçtiğimiz 4,5 milyon yıldır hiç değişmedi. Peki şimdi değiştirmeye kalkarsak? Einstein'ın da gösterdiği üzere kütle çekimi uzay zamanının biçimsel olarak bozulmasıdır. Yani uzay sınırsız ölçüde genişleyebilir, daralabilir ve bükülebilir. Eğer dünyanın boyutu veya yoğunluğu biraz bile farklı olsaydı, kütle çekimi de aynı şekilde farklı olacaktı. Biz dünyalılar 1G dediğimiz dünyanın kütle çekimi sayesinde kendimizi evimizde hissederiz. Peki diyelim ki dünyadaki kütle çekimini ortadan kaldırdık. Tüm insanlar ve nesneler bir anda havalanır. Peki ya kütle çekim kuvvetini arttırırsak ve diyelim ki 8 veya 9G'ye çıkartırsak? Bu bir savaş pilotunun yüksek hızlı bir dönüşte hissedeceği G kuvvetiyle aynı şeydir. 100.000G'de ise arabalar bile kendi muazzam ağırlıkları altında ezilir. Ancak milyonlarca G'de ışık bile bu kütle çekimine boyun eğer. Işık hala kendi sabit hızında hareket etmeye devam eder ancak kaçamayacaktır. Ama bu konuya daha sonra kara delikler meselesinde geleceğiz. Acelemiz yok, her şey sırayla. Einstein'ın evrenini en iyi anlatan kelime sanırım uzay zaman. Uzay dediğimiz bildiğimiz 3 boyutlu yer ve mekandır. Yani uzunluğu, genişliği ve yüksekliği olan bir evrende yaşıyoruz. Daha önceleri zamanın bunun dışında olduğu düşünülürdü. İşte Einstein'ın bize söylediği şey, zamanın bu mekandan, uzaydan bağımsız olmadığıydı. Yani uzay zamanı, evrendeki tüm cisimlerin üzerinde hareket ettiği, adeta bir kumaş gibi, bir varlık gibi düşünebiliriz. Isaac Newton evreni, her şeyin içinde olup bittiği bir kutu gibi hayal etmişti. Evrende her şey boşluktaydı. Dünyamız dahil tüm gök cisimleri bu boşlukta birbirine bir ip bağlıymış gibi etkiliyordu. Tüm yıldızlar, galaksiler. Einstein'ın evreni ise tamamen farklıydı. Adeta her şey boşlukta değil de bir varlığın içinde hareket ediyordu. Tüm gök cisimleri yoğun bir sıvı gibi düşünebileceğimiz oluşumun içinde hareket ediyor. Büyüklüklerine göre tüm gezegenler, tüm yıldızlar, tüm galaksiler içinde bulunduğu bu uzay zamanı büküyor, esnetiyor ve genişletiyordu. Newton'un en büyük sorunu kütle çekimini hesaplayabilse de nasıl çalıştığını bir türlü açıklayamıyordu. Müthiş buluşlar, hesaplamalar yapmış ama burada tıkanmıştı. Bir nevi artık benden bu kadar, gerisini siz halledin demişti. İşte tam da burada Einstein devreye girdi. Açılın, ben hallederim. Gerçekten de halletmişti. Genel görelilik teorisiyle anlattığı basitçe şuydu aslında. Uzay dediğimiz, boşluk zannettiğimiz alan aslında bir boşluk değil. Uzay aslında fiziksel olarak var olan bir şey. Uzay zaman dediğimiz bu olguyu en basit olarak şu videoda olduğu gibi düşünebiliriz. Devasa gök cisimlerinin bu videoda gördüğünüz örtüye benzetilen uzay zamanı bükmesiyle daha küçük cisimlerin ortaya çıkan eğimde hareket etmesidir aslında kütle çekimi. Newton çok üzgünüm. Bunu keşfettiğinde böyle demişti Einstein. Elbette üzgün olmaktan çok aslında mutluydu. Çünkü kütle çekimi diye bir şey olmadığını bulmuştu. Cisimler birbirini çekmiyor, sadece birbirinin uzay zamanda yarattığı bükülme sınırlarında hareket ediyordu. Sen, ben, güneş, galaksiler. Kütlesi ve enerjisi olan her şey bu bükülmeyi yaratıyordu. Einstein bu teoriyi ortaya attığında haliyle birçok bilim insanı burun kıvırmış, deli saçması demişti. Bir yere kadar da haklılardı. Newton her şeyi zaten doğru hesaplamış, yaptığı tüm hesaplamalarda çok tutarlıydı. Zaten bir teoriyi ortaya atıyorsanız kanıta ihtiyacınız vardır. Yoksa kimseyi kendinize inandıramazsınız. Einstein'ın bunun için 4 yıl kadar beklemesi gerekecekti. Herkesin ona adam haklıymış demeden önce. 1919'da Sir Arthur Eddington bir güneş tutulması sırasında genel görelilik kuramını test etmeye karar verir. Einstein bu kuramda söz konusu uzay zaman bükülmesinin ışığı tam olarak ne kadar bükeceğini hesaplamıştı. 1.75 arc saniye. Astronomide kullanılan bir hesaplama olan bu ölçüm aslında basit haliyle uzayda bir cisme hangi açıyla baktığınızı gösterir. 1 derecelik açıyı 60'a böldüğünüzde arc dakika ve bunu da 60'a böldüğünüzde arc saniyeyi bulursunuz. İşte bu kadar hassas bir hesaplama yapmıştı Einstein ve bu iddiası ilk kez test edilecekti. Sir Arthur Eddington bu güneş tutulmasında güneşin arkasında kalacak olan Hades yıldız grubunun ışığının nasıl büküldüğünü ölçmek için önce bu yıldız grubunun gerçek konumunu, daha sonra güneş tutulması sırasında gelen ışığını ölçer. Bu arada bir güneş tutulmasını seçmesinin nedeni, normalde güneş nedeniyle bu yıldız gruplarının çok net bir resminin alınamamasıdır. Güneş mevcutken ve yeterince karanlıkken ancak bu kadar hassas bir ölçüm yapabilirsiniz. Verileri toplayıp hesapladıktan sonra Eddington, ışığın tam olarak sıfır sapmayla Einstein'ın teorisinde bahsettiği kadar büküldüğünü keşfeder. Ertesi gün bulgusunu yayımladığında artık Albert Einstein bir günde tüm dünyada tanınan bir bilim insanı olmuştur.
19. yüzyıl gökbilimcilerinden John Mitchell, muhtemelen adını hiç duymadığınız büyük bilim adamlarından biriydi. Mitchell, hiçbir şeyin, hatta ışığın kendisinin bile onun kütle çekimsel kuvvetinden kaçamayacağı muazzam büyüklükte bir yıldız hayal etti. Bu karanlık yıldızlardan bazılarını sıra dışı kütle çekimleri sayesinde belirleyeceğimizi öne sürüyordu. Bu karanlık yıldızlardan birinin daha küçük parlak bir yıldızın yanında olması durumunda küçük yıldız hiçbir şeyin etrafındaki bir yörüngede dönüyor gibi görünmesi gerektiğini düşündü. Her ne kadar onu göremesek de orada kütlesi çok büyük bir şeyin olması gerektiğini biliriz. Mitchell haklıydı. Karanlık bir yıldız ya da bugün bildiğimiz adıyla bir kara delik. Peki bir kara delik neye benzer? İçerisi nasıldır? Her yıldız bir kara deliğe dönüşmez. Mesela bizim yıldızımız olan Güneş'ten çok daha büyük olmalıdır. Kara delikler bilim kurgunun anlattığı gibi efsanevi kozmik vakumlu süpürgeler değildir. Orada burada dolaşıp masum gezegenleri yutmazlar. Sizin ona gitmeniz gerekir. Ancak bunu yaptığınızda göreceğiniz son şey bir kara delik olur. Unutmayın, o şey ışığı bile yutuyor. Dev yıldızlar nükleer yakıtlarını bitirdiklerinde kendi kütle çekimlerinin içten uyguladığı çekime dayanacak sıcaklığı koruyamazlar. Bu devasa yıldızlar arkalarında yalnızca kütle çekim kuvvetlerini bırakarak karanlığa doğru çökerler. Videonun başında anlattığım gibi kütle çekimi bu yıldızlarda öyle büyük boyutlara ulaşır ki milyonlarca G'lik çekim güçlerinin altında ezilerek büzüşürler. Bir düşünün, o devasa yıldızın kütlesinin sadece 64 kilometrelik bir alana sıkıştığını hayal edin. Peki biz dünyada olduğumuz yerden bu kadar uzak, karanlık ve küçük bir şeyi nasıl keşfettik? Ona X ışını dediğimiz başka bir ışık altında bakarak. X ışını altında mavi yıldızı göremeyiz çünkü yüzeyi 30 bin derece sıcaklıktadır. Ancak kara deliğin etrafında disk şeklini almış gaz bulutu X ışını altında 100 milyon dereceyle parlar. Çoğu yıldız ikili yıldız sistemi oluşturacak yakın komşulara sahiptir. Ancak böyle bir ikiliden birinin muazzam bir büyüklükte olup diğerinin daha küçük olması durumunda küçük olan yıldız kendisinden büyük olan kardeşinin atmosferini çekip tüketebilir. Daha büyük olan yıldızın atmosferi bir kara deliğin etrafında dönen ve onun içine çekilen parlak ve sıcak bir diske doğru emilir. Ezici güçteki kütle çekimi mavi yıldızın gazını ivmelendirerek onu adeta bir ölüm sarmalına dönüşürür. Ta ki uzay zaman sınırını aşarak görünmez olana dek. Bir kara deliği evrenin geri kalanından ayıran hayati sınıra olay ufku denir. Bilim insanlarına göre diskin içindeki madde olay ufkuna yaklaştıkça yavaşlar ama oraya asla ulaşamaz. Fakat o dönen gazın içinde seyahat ediyor olsaydınız ki bunu hiç tavsiye etmem, olay ufkunuz saniyeler içinde geçer ve kendinizi asla geri dönemeyeceğiniz keşfedilmemiş topraklarda bulurdunuz. Bilim insanları birçok galaksinin merkezini taradı ve hepsinde de bir süper kütleli kara delik buldu. Elbette kendi galaksimizde bir istisna değil. Galaksimizin merkezine en yakın olan yıldızlar saatte 40 milyon kilometreden fazla bir hızla döner. Onları bu kadar hızlı hareket ettiren şey, elbette galaksinin merkezinde kütlesi 4 milyon güneşe eşdeğer bir cismin olmasıdır. Peki ama 4 milyon güneşten yayılması gereken o kör ödeci ışık nerede? Onu göremediğimize göre bir kara deliğin içinde hapsolmuş olmalıdır. Korkmayın, dünya tamamen güvende olacak kadar uzakta. Fakat diğer gezegenler bizim kadar şanslı olmayabilir. Olay ufkunu aşarak geçireceğiniz o tehlikeli yolculuktan bir şekilde sağ çıkmayı başarsaydınız, geriye doğru baktığınızda evrenin gelecekteki tarihinin tamamı gözlerinizin önüne serilirdi. Nasıl mı? Çünkü uzay zaman bir kara deliğin muazzam kütle çekimiyle büküldüğünde son haddine kadar esner. Karşınıza çıkacak ilk şey ne olurdu? Öncelikle şunu söylemeliyiz ki, bir kara deliğin merkezinde henüz keşfedilmemiş fizik yasaları işler. John Mitchell 18. yüzyılda karanlık yıldızları ilk kez böyle hayal etmişti. Einstein da izafiyet kuramını kurgularken. Bir kara deliğin içine seyahat edip hayatta kalabilseydiniz, kendi evrenimizin başka bir yerinde ve zamanında belirebilirdiniz. Bu durumda izafiyetin ilk kuralı olan ışıktan hızlı hareket edemezsin kuralını ihlal etmiş olurdunuz. E hani uzaydaki hiçbir şey ışıktan hızlı hareket edemezdi? Ama uzay sadece boşluktan ibaret değildir. Esneyip büzülebilir ve deforme olabilir. Bu durumda zaman da deforme olur. Einstein, zaman ve uzayın aslında aynı şeyin iki farklı görünüşü olduğunu söyler. Uzay zaman. Uzay zaman sizi istediğiniz hızda, istediğiniz yere taşıyacak kadar deforme olabilir. Öyleyse kara delikler pekala evrendeki tüneller olamaz mı? Bu galaksiler arası sistemde uzay zamanın en uzak bölgelerine seyahat edebilir, hatta daha da hayret verici bir yere varabilir
kendinizi tamamen farklı bir evrende bile bulabilirsiniz. Bir kara deliğin muazzam kütle çekimi içindeki evrenin bütün uzayını bükebilecek güçtedir. Yerel kütle çekimimiz bizi yere yapıştıracak güçte olabilir ama çöken bir yıldızın içindekiyle kıyaslanamaz bile. Bilindiği kadarıyla dev bir yıldız bir kara deliğe dönüşmek üzere çöktüğünde merkezindeki aşırı yoğunluk ve basınç evrenimizi yaratan büyük patlamaya çok benzer. Bir kara deliğin içindeki bir evren de kendi kara deliklerini yaratabilir. Bunlar da başka evrenlerin oluşmasına yol açabilir. Belki de evrenimiz böyle oluşmuştur. Öyleyse bir kara deliğin içini merak ediyorsanız etrafınıza bakın. Lütfen siz de konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıya yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram ve Facebook hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.